Merhaba. Üretkenliğimde düşüş var. Farkında mısınız? Post yapma sayım bayağı bir azaldı. Neyse, geçecek diye düşünüyorum. Biraz tembel olduğum günlerdeyim. Mutsuz hissediyorum. Birçok etkisi, birçok nedeni var bunun. Çok üst üste geldiği için belki de. Toparlamaya çalışıyorum ve ne yazacağım, ne yapacağım diye düşünürken aklıma karar mekanizmaları üzerine konuşmak geldi. Zor zamanlar bekliyor çocuklarımızı. Çok üzgünüm bu konuda ama bu öngörümün doğru olduğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Özellikle iklim konusundaki gelişmeleri gördüğümde çok üzülüyorum, inanılmaz derecede üzülüyorum. Dolayısıyla da çocukları daha güçlü kılmak için elimizden geleni yapmamızın gerekliliği her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılacaklardan en önemlilerinden biri de onların karar verme mekanizmalarını güçlendirmek. Karar vermeler bütün hayatımızı etkiliyor. O kadar önemli ki çok basit bir örnek verdim önceki yazıda. Gerçekten öyle. Siz, ben karar verdim ve sağlıklı beslenmeyeceğim dediniz ve sağlıklı beslenmediniz. O karar sadece sizi bağlamıyor. Basit bir şey. Beni bağlasın, tamam, ben kabul ediyorum bunu deseniz bile. Sizdeki epigenetik değişiklikler yüzünden çocuğunuzu, torununuzu, daha sonraki nesilleri de etkiliyor. Yani karar vermek çok önemli. Bunlar için etraflı düşünmek, verdiğiniz kararların nereye gittiğini düşünmek çok önemli. Bunun ilk şartlarından bir tanesi çocuğunuzun hızlı olmaması gerekiyor. Karar verirken, hızlı karar verdiğinde kesinlikle dezavantajlıdır bir çocuk. O yüzden yavaş bir çocuk her zaman avantajdır. Yani çocuğunuzu yavaşlatmanız gerekiyor. Bu neye bağlanıyor? Ekrandan uzak tutmanız ve ona yavaş olması yönünde telkinlerde bulunmanızı öneriyorum. Daha önce yapmıştım bu önerileri zaten. İkinci olaraksa yine 2 yaş sendromunda bahsettiğim şeylerle alakalı. Çocuğa seçenek sunmak ve o seçenekler arasında karar vermesi için ona imkan vermek. Bunu ne zaman başlayabilirim derseniz, çok küçük yaşta başlayabilirsiniz. Çok basit bir örnek, 2 tane şey, zıbın beyaz. İkisi de çıt çıt badiler var ya onlardan. İkisini de gösterdiğimde oğullarıma hangisine uzun bakıyorlarsa onu giydirirdim. Başka bir şey, giysiler konusunda basit, yani çok basit şey. Çünkü siz onu seçenek sunduğunuzda ikisi üzerinde düşünme ihtiyacı duyacak ve onlar arasında bir karar verecek. Bunu çok küçük yaştan itibaren başlattığınızda da her verdiği kararda beyinde yolak oluştuğu için daha kolay, daha etraflı, daha böyle komplike düşünebilecek kapasitesi olacak. Daha büyük çocuklarda eline seçenek sunabilirsiniz. Örneğin çok basit bir şey. O gün bezelye yaptınız. Hep verdiğim örnektir. Her hastam buraya gelenler bilirler. Bezelye yaptınız. Biliyor musun? Sana harika bir bezelye yaptım. Bir kaşık mı yersin? 2 kaşık mı yersin? Seçenek yok aslında arada. Yani ama gene de bunun üzerinde düşünüp, ha, acaba ben bir kaşıkla mı doyarım, 2 kaşıkla mı doyarım? Ya da mavi tabakla mı istersin, kırmızı tabakla mı istersin? Bezelye yiyecek çocuk ama bu arada düşünüyorum. Maviyi niye seçerim? Kırmızıyı niye seçerim? Hangisinden daha çok hoşlanıyorum? Anlayabiliyor musunuz? Yani burada şeyleri, çocuğu düşünmeye teşvik ediyoruz bir yandan ve arada seçim yapmaya, karar vermeye davet ediyoruz. Bu söylemler, bu seçenekler aynı zamanda işte çocuğun birey olduğunu, ben yani artık bir bireyim, neden senin dediklerini yapmak zorundayım aşamasında olan 2 yaş sendromu dediğimiz sendromu da atlatmakta çok yardımcı oluyor. Ama aynı zamanda çocuğa ileriye yönelik olarak karar vermeye ve bu konunun, bir konunun üzerinde etraflıca düşünmeyi basamak basamak öğretiyorsunuz. Başka örnekler verebilir miyim? Bunu en iyi örneklerle anlatabilirim çünkü. Kreşe gidecek çocuğunuz. Çocuk kreşe hazırlarken onu sürecin içine kattınız mesela. Konuşamıyor olsa bile. Bak, bu kreşte şunlar var. Avantajları şunlar. Ama şuradaki kreş daha yakın.
Bu kreşe gidersen arabayla gitmek zorundasın. Ama yakındaki kreş şimdi bahçesi yok. Dolayısıyla bunları çocukla konuşmak, evet size cevap veremeyecek ama düşünecek. Her türlü karar verme aşamasına çocuğu da dahil etmek bu konuda yardımcı olacaktır. Başka bir şey verilen kararlar üzerinde sonradan tartışmak. Daha büyük çocuklarda yapabilirsiniz bunu. Burada bu kararı verdin. Neden verdin? Neden böyle düşündün? Seni bu kararı vermekteki sebeplerin nelerdi? Peki bu kararı verdiğin için mutlu musun? Tatmin oldun mu? Ya da dezavantajlı bir şeyler yaşadın mı? Sence farklı mı düşünmeliydin? Başka açıdan bakalım mı şeklinde verilen kararlar üzerinde de düşünmek gerekiyor. Bir başka nokta da biz erişkinlerin çocukla hayatımızı paylaşmamız. Bunu hep anlatıyorum size. Özellikle babalar için söylüyorum. Dışarıda dönen bir hayatınız var. Ama o hayattan çocukların haberi bile yok. Hem çocukların bundan haberi olması hem de nasıl düşündüğünüzü ona anlatabilmeniz açısından o gün yaptığınız kararlar, aldığınız kararlarla ilgili çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Böylece nasıl karar aldığınızı, işte bu kararı alırken neleri düşündüğünüzü, aldığınız kararların bedelini, başarısızlıklarınızı, başarılarınızı çocuklarınızla paylaşmanız sadece onun karar mekanizmalarını da şey yapmaz, güçlendirmez. Aynı zamanda hem sizi tanımasını sağlar, sizin biriktirdiğiniz tecrübeleri devralmasını sağlar. Ve sizi yakınlaştırır. O yüzden kendi aldığınız kararlarla ilgili de süreçleri, bundaki başarı ya da başarısızlıkları da çocuklarınızla paylaşmanızı öneririm ki ileride kendileri kararlar aldıklarında daha etraflı düşünebilsinler, tabloyu daha geniş görebilsinler, olasılıkları daha iyi hesaplayabilsinler, kendilerini başkalarının yerine koyabilmeyi öngörebilsinler. Çünkü siz kendi yaptığınız, aldığınız kararları anlatırken ona bir zihni açmış oluyorsunuz ve başkasının yerinden de düşünebilmeyi öğreniyor. Aslında bu empatiyi de değiştiriyor. Aradaki bağlantıları fark ettiniz mi? Yani aslında tüm bunları bir tarafa koyarsak tek tek değil de global, bütünsel olarak baktığımızda iş geliyor ilişkilere dayanıyor. Yani ne kadar çok yoğun paylaşımı yüksek bir ilişkiniz varsa çocuğunuzla onu o kadar çok yönlü olarak iyi yetiştirebiliyorsunuz. Bu çok kapsamlı bir video oldu sanırım. Birçok şeyden bahsettim. Sorulara göre belki devam ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.